sol. Dışı el yakmayan tencere. Can yakmayan tencere. Termosoft tasarruflu tencerede iç ve dış yüzeyler arasında izolasyon zarı vardır. Bu yemeklerinizin iç bölümde 6 saat servis sıcaklığında kalmasını sağlar. Dış yüzey tencere ocaktan indirildikten yaklaşık 5 dakika sonra tamamen soğur. Bu küçük çocuklu ailelerde sıkıntı haline gelen tencereyle masaya servis esnasındaki olası kazaları engeller. Rahat ve huzur içinde servis yapmanızı sağlar. Tor yapacağız. Çiriş tarator yapıyoruz. 500 gram çiriş otu, 2 adet haşlanmış havuç, 5 adet sarım, 5 diş sarımsak, 200 gram yoğurt kullanacağız çiriş tarator için. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen malzemelerimizi sizlere saydık, tenceremizi koyduk. Ondan sonra güzel tenceremizi koyduktan sonra şimdi Ayşegül Hanım biraz zeytinyağımızı içine ilave ediyor ve yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Şimdi tenceremiz yavaş yavaş ısınırken biz de ne yapacağız? Çiriş yoğurtlarımızı güzelce bir şekilde temizlemiştik, onları yıkamıştık. Şöyle yarım kilo kadar çiriş bize yetecek sevgili izleyenlerimiz. 2 adet demiştik, biliyorsunuz biz burada geniş bir aile olduğumuz için, karabalık bir aile olduğumuz için biraz fazla malzeme istiyoruz. Yakında nüfus sayımına gelecekler bu arada. Nüfus sayımına gelecek de çok karabalık bir aileyiz. Geniş ve evet, kalabalık evet, diyoruz ya. Kapıdan içeri girseler çok... merak ediyorlar. Evet. Kaç kişiyiz usta? Çok kişiyiz Ayşegül Hanım. Yani. Bak sayıyorum şu an stüdyoda yani sadece... Yani 50 kişiye yakın hemen tabii. Var değil mi? Var da o kadar fazla belki. 51 usta, bir kişiyi atladınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an o stüdyoda 7 kişiyiz. Bir de arka tarafta arkadaşlar var, rejidekiler. Orada da yaklaşık bir 10 kişi kadar. Yani Samet'e sen niye 2 kişi olarak hesapladın Ayşegül Hanım? Zaten yakında biz şey yapacağız. Buraya dizeceğiz, sağdan say diyeceğiz. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen ne yaptık tenceremize? Şöyle güzelce bir şekilde yağımızı koyduk. Yağımızı koyduktan sonra şöyle yavaş yavaş hemen çiriş yoğurtlarımızı doğrayalım. Şöyle görüyorsunuz farklı bir şekilde sizlere hazırlayacağız çiriş yoğurtumuzu. Bugün sizden de kolay bir şekilde yapacağı, pratik bir şekilde hazırlayacağız çiriş yoğurtumuzu. Şöyle güzel bir şekilde tenceremize göndermiş olalım. Ay şu ses, şu ses çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Çok güzel evet, bir hoş oluyor. Gerçekten böyle. O yemeğin evet. Sesi pişerken, ortama yaydığı o nameler, melodi gibi ya. Melodi birer gibi diyorsun. Nota gerçekten. Yemek yapmak hakikaten bir sanat. Ve bu sanatın altındaki o notalar, o müzik zaten anlatılmaz. Tabii anlatılmaz. Ki. Aslında severek yaptığın her iş mutlaka başarıya varırsın, başarıya ulaşırsın. Yemek de bunlardan aynı şekilde sevgili izleyenlerimiz. Yemekte ne kadar severek uğraşırsanız, yemek aslında güzel bir meslek, farklı kesinlikle bir meslek. Öyle. Birbirine yemek malzemelerini yakıştırdıktan sonra her türlü hazırlayabilirsiniz. Biliyorsunuz biz burada her gün size birbirinden değişik, birbirinden farklı yemekler yapıyoruz. Siz de böyle evlerinizde ne yapabilirsiniz? Bunlara farklılık kazandırarak da güzel yemekler hazırlayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün yaptığımız çiriş çaratorumuz da bunlardan bir tanesi. Hemen neler yapmıştık? 3 adet havucumuzu güzelce bir şekilde haşlamıştık sevgili izleyicilerimiz. Havucu haşladıktan sonra tekrar ne yaptık? Şöyle gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde hazırladık ve ondan sonra şöyle tenceremize yağımızı ilave ettik ve tekrardan şöyle gördüğünüz gibi çiriş yoğurtlarımızı hazırlıyoruz. Onları da şöyle güzelce bir şekilde doğrayalım. Evet şöyle. Son kalan hemen gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz çirişlerimizi de hazırladık. Onları da şöyle içine ilave edelim. Gördüğünüz gibi şöyle tenceremize ilave ettik ve yavaş yavaş şimdi Ayşegül Hanım kavurma işlemine devam etsin. Şöyle 5 diş sarımsak demiştik. Çiriş yoğurtumuzu şöyle taratorumuzun özelliği. Burada sevgili izleyenlerimiz bol sarımsaklı olması. Sana şimdi... göre tarator, bize göre tarot. Evet tarot. Size güzel tarot değil mi? Evet. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen ne yapıyoruz? Korkmuyoruz. Hızlı bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi çiriş yoğurtlarımızı kavuruyoruz. Onları kavururken şöyle bol sarımsak demiştik. Şimdi sarımsaklarımızı hemen doğrayalım. 5 diş demiştik. Ama Ayşegül çok seviyor. Sarımsağı da çok seviyor. Ben 6 diş kullandım. Ay benim sevmediğim hiçbir şey yok. Ay ben hakikaten sevgi pıtırcığıyım. Sevmediğim hiçbir şey yok yani. Evet. Şimdi bir şey söylemeyeyim hakikaten böyle. Yok söyleme izleyenlerimiz... şimdi. İzleyenlerimiz evet. İzleyenlerimize hiçbir şey söylemeyin. Yani. Ne yaparsak izleyelim siz. Bir şey yapmayın. Ben sonradan yayınlarım resimleri. Siz oradan görebilirsiniz. Tamam. Evet. Mutfakta evet. Biri var. Evet. Şöyle sevgili izleyenlerimiz ne yaptık? Çiriş yoğurtlarımızı hafif yavaş yavaş kavuruyoruz. Ondan sonra içine sarımsaklarımızı ilave ettik. Yavaş yavaş sarımsaklarımızı içine ilave ettikten sonra şöyle yavaş yavaş Ayşegül Hanım kavurmaya devam ediyor. Biz de ne yaptık? Şöyle sevgili izleyenlerimiz görüyorsunuz 3 adet havucumuzu hazırlamıştık. Şöyle havuçları da güzelce bir şekilde bunları da doğrayalım. Şöyle küçük küçük hazırlayalım. Bir ön bir hazırlık olsun.
Aslında çiriş tarotumuza isterseniz bir tane de kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Daha güzel bir renk olmasını istiyorsanız şöyle hem havucun rengi sevgilicilerimiz hem de onunla beraber daha farklı bir renk ortaya çıkarabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz, şöyle yavaş yavaş havuçlarımızı da doğrayalım. Haşlanmış olduğumuz şöyle taratorumuz için şöyle yavaş yavaş doğramış olduk. Şöyle havuçlarımızı da hazırladık sevgili izleyenlerimiz. O da güzelce bir şekilde kenara doğru aldık. Bir tane de ne yapalım, şöyle kırmızı biberimizi de katalım. Daha güzel bir görüntü çıksın ortaya. Şöyle kırmızı biberimize ben biraz daha belirgin olmasını istediğim için onu da şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş ince ince hemen doğrayalım. Şimdi şöyle biberimizi de doğradıktan sonra tenceremize gönderelim. Ekstradan çıktı bu. Ekstradan attık. Tamam. Şöyle bir renk olsun diye ben içine ilave ettim. Evet şöyle hop. Güzelce bir şekilde görüyorsunuz sevgili izleyenleriniz. Hemen biberimizi ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş gördüğünüz gibi Ayşegül Hanım hemen ne yapıyor? Şöyle kavuruyor sevgili izleyenler çiriş otumuzu. Sadece ne ilave edecek içine? Karabiberimiz olacak ve tuzumuz olacak. Ekstradan başka bir malzeme kullanmayacağız. Şimdi tuzumuzu da ayarlasın yavaş yavaş. Evet. Evet, tuzumuzu ilave ettik. Biz de şöyle ay çöreğimizi çıkaralım sevgili izleyenlerimiz. Ay çöreğimiz güzelce bir şekilde hazırlandı. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle fırınımızı kapatalım. Evet, şöyle sizler için hazırlanmış olduğumuz ay çöreklerimizi de yavaş yavaş şöyle aldık. Sevgili izleyenlerimiz görüyorsunuz ne kadar güzel bir şekilde piştiğini de buradan görebilirsiniz. Şimdi şöyle taratorumuz da hemen yavaş yavaş şöyle hazırlandı değil mi Ayşegül Hanım? Hazırlandı, çok güzel oldu. Bu arada şöyle bir şey yaptık. Onu biraz soğutmamız gerekiyor. Tamam. Ne yapalım? Kapatalım altını yavaş yavaş isterseniz. Neden? Çünkü havuçlar haşlanmıştı. Evet. Çirişotu çabuk pişiyor zaten. İçerisine ne yaptı? Sadece kırmızı biberimizi ekstradan koyduk. Hoşuma giden başka bir özelliği sarımsağı önceden ilave etmemiz oldu. İyice ne yapacak? O aromayı yemeğin içine verecek. Böylelikle yoğurdu, sarımsaklı yapmanıza gerek kalmayacak. Evet, şimdi ne yapalım? Biliyorsun tenceremiz yemeklerimizi 6 saat sıcak tutuyor. Biliyorsun değil mi Ayşegül Hanım? Evet, evet. Onun için sevgili izleyenlerimiz böyle yemeklerinizi soğutacaksanız tenceremiz biliyorsunuz 6 saat yemeklerimizi sıcak tutuyor. Biz yemeğimizi bekletmeyelim. Şimdi 6 saat bir zamanımız yok. Onun için biz hemen şöyle geniş bir kaba ilave edelim. Ben eminim ki hoşuna giderdi bir 6 saat daha karşılarında olsak ama... Değil mi? Evet ama ne yapacağız? Maalesef o kadar biraz, bir zamanımız yok diyorsun. Zamanımız yok, imkansız bir şey bu. Evet. O yüzden dediği gibi ustamızın o becerikli, ondan sonra mükemmel tenceremizin içerisinde sıcak sıcak böyle hani derler ya o kadar sıcak bir... Fırında yeni çıktı evet, diyorsun. Evet fırından yeni çıkmış sıcak kanlı efendim tenceremizin içerisinden ne yaptık? Yemeğimizi şöyle aldık kabımıza biraz soğutalım sonrasında ne yapacağız? Yoğurdumuzu tabii ki ilave edeceğiz. Sarımsaklı yoğurt yapmamıza gerek yok. Sarımsağı ne yaptık? Yemeğimizin içerisine ilave ettik. Ama dilerlerse hani belki yemeği olabilir. Sarımsak rahatsız ediyor olabilir sizi. Sarımsaklı yoğurdu ayrı yapıp işte herkes kendi tabağına da alabilir. Ama biz ne diyoruz? Sarımsağı ne olursa olsun hayatımızdan eksik etmeyelim. Pişen sarımsağın o kadar çok fazla bir zaten yan etkisi yok. Korkmayın herhangi bir rahatsızlık da vermeyecektir. Ve görüyorsunuz ustamız ne kadar güzel yeşillikler getirdi. Sarımsak yedikten sonra şöyle bir dal nane yeseniz dahi efendim ne yapacak? O ağız kokunuzu alacak. Bu arada ben özür dilerim usta. Yoğurdu biz ne yapalım? Üzerine mi ilave edelim? Karıştıracak mıyız? Aslında biraz soğuması gerekiyor. İsterseniz üzerine sadece dökelim. İzleyenlerimize normalde karıştırmamız gerekiyor. Biraz daha soğutalım tamam, o zaman. Tamam onu biraz soğuması hiç gerekiyor. Hiç özelliğini bozmayalım tamam. Yemeğimizin. Siz onu yavaş yavaş soğutun. Ben de şöyle ağacımızı hemen şöyle son halini almaya başladı sevgililerimiz. Evet. İnşallah buradaysak eğer efendim tabii ki ne yapacağız? Yalnız sizleri konuk ederiz. Buyurun. Olimpis var ya şu çaydanlıklı falan olan. Evet. Evet. Onu nereden edinebilirim? Efendim? Şu Olimpis var her şeyinin. Evet, evet isim vermiyoruz. Robotumuz kırmızı olan değil mi? Ha, evet. Evet. O,
Onu reklamlarda zaten reklamımız dönüyor. Oradan görüyorsunuz ekranımızda zaten. Şöyle bardağımızı evet. alalım istersen. Çok kullanışlı. Tabii ben diyorsun. Bardağı buraya koyuyorum. Şöyle çayı dolduruyorum. Çaktırmadan, evet. çaktırmadan çayı dolduruyoruz. Evet. Bardaklarla içiyoruz. Çok hoş gerçekten. Bir yandan biliyorsunuz evet Harun Bey hem yemek yapıyoruz hem çayımızı demliyoruz. Çok rahat. Evet. Çok evet. konforlu. Çok konforlu gerçekten. Evet. Yapandan Allah razı olsun diyoruz. İşimizi de çok kolaylaştırıyor. Ben her zaman diyorum bakın komple mutfak ekibi olarak bizler özellikle burada Abdullah Usta ve ben çok şanslıyız. Hem gerçekten böyle menülerimizin beğeniliyor olması, evet. izleyenlerimizin ilgi alakaları, buradaki ekibimizin güzel ve disiplinli çalışması. Buna artı olarak en büyük zenginliğimiz mutfağımızda kullandığımız araç gereçlerimiz kesinlikle. Biliyorsunuz yani kısa bir sürede ne yapıyoruz? 3 çeşit yemek çıkarmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere en büyük destek aslında bizleri tamponlayan arkamızdan tabii ki araç ve gereçlerimiz. Araç ve gereçlerimiz. Tencerelerimiz, robotlarımız çok güzel. Telefon İzleyenlerimizin düştü mü de hoşuna Hanım? Gidiyor. Düştü mü? Harun Bey. Gitti ay Harun düşmesin. Bey. Çok fazla uzattık. Harun Bey kaçtı. Düşmesin. Yok uzatmadık. Merak ediyorum o zaman zaten. Şöyle diyelim Harun Bey. Harun Bey reklam arasında bizim biliyorsunuz reklama gittiğimizde reklamımız oradan geçiyor. Ve oradan da numaralar yazılıyor. O numaradan arayıp hem onda semaverli olan robotumuzu temin edebilirsiniz. Hem de diğer ızgaramızı da oradan temin edebilirsiniz. Harun Usta'ma da burada çok çok sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Hem Ankara'ya hem de Kayseri'ye de buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Evet çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok şanslı olduğumuzu söyledik zaten. İzleyenlerimizin desteğini almak zaten bizleri mutlu ediyor. Bugün de güzel lezzetler yaptık sizlere. Ay çöreğimizi yaptık, tavuk göğsümüzü yaptık, çiriş taratorumuzu yaptık. Tarot diyorum ben de artık yönetmenimizin tabiriyle. Sağ olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Yavaş yavaş artık geldik programımızın sonuna. Veda edeceğiz sizlere. Bugünkü veda artık son değil tabii ki. İnşallah yarın yine aynı saatte sizlerin karşısında olacağız. Olmayı ümit ediyoruz tabii ki. Güzel lezzetlerle diyoruz efendim. Hepinize afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpist. Olimpist.